Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Gantlight Burger'le karşınızdayım kıymetli arkadaşlar. Yepyeni bir bölümdeyiz ve öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşların çoğu hani ya bu sefer oyunu bitir. Bu sefer oyuna ilerle. Bir şeyler yap şu seri yarım kalmasın diye. Sağ olsunlar bazı konularda yorumlarını belirtiyorlar. Ağzınıza sağlık dostlar öncelikle. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir ileriki dünyaya geçtiğin zaman olayı idare etmek iyice karışıyor. Bugün 2x bahşiş var. Başka ne var? Protestocular var. 2x bahşiş var. Prestij ve bahşiş bugün hiç doğru düzgün bir şey yok. Neyse kimseyi filmden geçirmeme de gerek yok. Tuvaletler falan tıkanacak galiba. Şimdi dostlar bu serinin devam etmesi zor. Neden zor? Birçok şeyi upgrade'lemen gerekiyor. Birçok upgrade yapman gerekiyor. Haliyle birçok upgrade yaparken de zorluklar yaşıyorsun. Ya şimdi oyun zaten karışık dostlar. Bayağı bir karma karışık hal alıyor. Bu arada kameramı hemen şöyle biraz aşağı alacağım. Bakın mesela bugün protestocular gelecek. Onlar ayrı bir kafa ütüleyecek. Tuvaletler tıkanacak. Tuvalet tıkanması karşılaşabileceğiniz en büyük zorluklardan biri. Zira müşterinin sabır sınırı anında doluyor. Ve anında dolduğu için de şey yapamıyorsun. Satış yapamıyorsun. Yani bakın bugün dükkana hem protestocular gelecek hem tuvalet tıkanacak falan böyle. Bizim işimiz baya baya bir sıkıntıya girecek bu arada. Ve birbirleriyle de dövüşüyorlar. Onun da bilgisini size vermiş olayım. Birbirleriyle dövüşüp birbirlerini soyma durumları falan da var. Bütün bunları topladığın zaman mahvoluyorsun zaten. Efendim selamlar. İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Adamları tekmeliyorum bu arada. Tuvalet tıkalı. Hemen tıkalı tuvaleti açalım. Elimde yeterince yemek var. Yeterince et var. Ben mümkün mertebe adam akıllı servis yapmaya çalışacağım. 4 numaranınki soğanlı. Aa biri soyuldu abi. Birinin sipariş iptal. 5 numaranınki peynirli. Adamlar birbirlerini soyuyor. Tuvalet tıkanıyor. Dediğim gibi bugün sıfır kill. Mümkün olan en hızlı sürede tuvalettir, şudur budur. Onlara doğru koşturup bugün para kasmaya çalışacağım. Ki bakın bak gene şu mesela hızlı hızlı koşturan birini soyup parasını aldı. Kesin yani. 6 numara domatesli, 7 numara soğanlı. 6 domatesli, helal yavrum. 7 soğanlı. 8 normal. 9 soğanlı. On peynirli. Peynirli şurada bir dursun. Bir yandan yemek de pişirelim. İki protestocu geldi. Ve tuvalet tıkalı. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yemek falan olmasa ve biz bu kadar hazırlıklı girmiş olmasak. Hayal yani. Her şey hayal. Allah'ım bir de birbirlerini yiyorlar ya. Gergin görünüşlü Zeynot hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Tekrardan. It's Taken çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Harbiden oyun bu arada speedrun gibi dostlar ya. Baktığın zaman harbi speedrun gibi yani. Ve ses bana fazla geldi bugün niyeyse. On bir numaraya hemen bir domatesli verelim. 12 sade istiyor. Sadesini verelim. Birini pişirmeye koyalım. Birini alalım. Birini daha pişirmeye koyalım. Tuvalet kontrol. Lanet tuvalet tıkalı. Hmm.
Ay pardon. İşin en kötü tarafı sıçarken adamların şeyinin gitmesi. Yani tuvaletin adamlar sıçarken iptal olması. Böyle olduğu zaman anından ani yiyorsun. Heriflerin bekleme süresi epey bir düşüyor. Pardon, o değil. Bir bir böleceksin. Tekrar koyalım şöyle. 15 domates istiyor. İçeride 2 protestocu var. Eventler bir de 3 tane falan gelsin abi. Bu kadar event az gelir. 3 tane falan gelsin eventler ya. 5 tane köftem var bu arada. Dükkana maksimum 20 müşteri geliyor. Hiçbir şeyi dert etmeme gerek yok. Daha kaliteli tuvalet yok, hayır. Kaliteyle alakalı değil bu arada dostlar. Bu tuvalet tıkanma muhabbeti genel event gibi bir şey. Biz gene ekmeğimizi kazandık bu arada, bakın $1800. Masrafları falan düştüğünüz zaman iyi bir para verir. Gene protestocular geldi. Kardeşim benim yemeğim hazır. Birbirinizi dövmeyin artık. Bu arada yaptığımız ürünlerin de tam olarak karşılığını alamıyoruz. 16 soğanlı baba buyur. 17 peynirli baba buyur. 18 normal buyur. 19 domatesli buyur. 20 neyli? 20 soğanlı. Şimdi milletin sabır sınırı taşmadan hemen bir şöyle tuvaletleri onaralım. Tuvaletler çok sabırdan yiyor bu arada. Fenrir Kick'te bir sıkıntı var. Mecburen Twitch'te açtık. Hem de insanların haberi olsun diye. Keyfine bak yani. Genelde Kick'teyiz. Şu an Kick'te yayın yok. Sadece Twitch'teyiz. Ama dediğim gibi genelde Kick'teyiz. Yine tıkalı tuvalet eventi. Şimdi şunun girdiği tıkanacak değil mi? Adamların mentali iyice zorlanacak. Arkadaşlar bu arada $2200 gayet güzel para. 20 ekmeğin tamamını kullandık. 5 domates, 5 soğan, 5 de peynir kullanıldı. Elde bayağı malzeme var. Gayet güzel. Aslında bunlar yemeğin fiyatını da ödedi ya. Şunlara bir kıysam mı? Sigara sağlığa zararlı diyerekten kalan 4 müşteriyi öldürdüm. Nasıl olsa paralarını aldım, servis yaptım. Yani en azından kalan müşteriler de benim buzdolabımın kârı olsun. Tuvalet temizliyor, sonra geliyorum burger yapıyor da afiyet olsun müşterilere. Abi afiyetler olsun. Şifa hazırlıyorum ustam, şifa. 20 tane burger alman yeterli. Ya alışverişimizi günlük olarak değil aslında, hani böyle bir seferde toplu yapıp öyle de hareket edebiliriz ama o da çok para yiyecektir. Mutfakta upgrade var mı? Ekstra bir modül, ekstradan bir tane daha fırın ya da fırınların daha hızlı pişirmesi olabilir. İkinci şans kaç altın istiyor ya? $3500 abo. Şimdi yakalanırsan gün sıfırlanıyor. Bu ikinci şans muhabbetinde en azından gün sıfırlanmıyor.
O neymiş ya? Soslara bak. Müşteriyi kendine aşık etme iksiri falan filan var böyle. Abo. Tam sağlık çantasında bir şeye ihtiyacım yok. Babacım faturalarımızı ödeyelim. Faturaları ödemezsek başımız belaya giriyor. Mesela modül olarak nereye upgrade'leyebiliriz abi şimdi? Örneğin şu kapıdaki trapler. Kurbağana çivilerle saldırır. Hareket sansürü. Bunlar pahalı dostlar ya. Aa bak sigara içmeye gelene arkada vurup şey de yapabiliyorsun. Kurbağanı kör eder, direnmeleri geçici olarak imkansız hale gelir. Klima böyle bıçakla saldırıyor. Üf, burgeri falan devirip altında kalabiliyor. Biz şu an satırla kesiyoruz abi. Satırla kesmek yerine mesela adam yemek sipariş edecekken açıyorsun böyle hareket sensörünü. Çat! Hani hemen herifi harcıyor, şey yapıyor. Isıtıcı kurbağanı yakar. Al tuvaletten ahtapot çıkıp böyle ahtapot bir şeyler yapabiliyor. Ama biz bence ilk önce para kazanmamızı daha rahat hale getirecek upgrade'leri alalım. Ne bileyim fırın hızlı pişirsin, ekstra modülümüz olsun, bir şeylerimiz olsun. Oduncu kıyafetini giyemiyorum. 13 gün daha hayatta kal diyor. Ben şu an Cadılar Bayramı kıyafetiyle mutluyum efendim. Galaksinin en lezzetli burgeri. Gene tuvalet tıkanıklığı ve eleştirmen var. Ya okey aslında sana bir şey diyeyim mi? Ben bugün para kazanmasam da olur diyerekten herkesi şişleyebilirim biliyor musun? Yani bunu yapmamam için hiçbir engel yok. Tek engel ne biliyor musun? Dükkanda çok fazla şey var zaten. Et var. Ama fazlası göz çıkarır mı? Heh. Şeyden daha rahat olacağına eminim bu arada. Sadece tuvaletlerle falan ilgileneceğim. Belki gene son 4 müşteriyi haşlarım, bilmiyorum. Arada bir tuvalete bakacağız. Oldu da bitti maşallah. Kimsenin böyle bir sabır değerini falan zorlayacak bir şey yok. 3'te mi domatesli istedi? Vay be. 4 numara neyli istiyor? Peynirli istiyor. Kardeşim. Birbirinizi yemeyin. Ben tuvaleti halledeceğim. Ya bu arada tuvalet tıkansa bile 5 numara sade istemiş bu arada. Tuvalet tıkansa bile sıkıntı değil. Dur. Evet, birbirlerini soydular. Ha, tuvalet tıkanıklığı eğer ihtiyaçlarını gideremezlerse sabır zorluyor. Ya, sabır zorlaması o kadar da önemli değil çünkü biz müşteriye yemeğini anında götürüp veriyoruz. Şu çalanlara var ya böyle bir hetere hütere girişeceğim de. Bu arada fırının pişince otomatik durma upgrade'i kadar böyle güzel bir şey yok ya. 9 ne istiyor? 9 da soğanlı istiyor. Alıp direkt yiyorlar. Çok iyi. Şey var galiba, tıkalı tuvalet var. O sesi duydum yani. Aslında burada boş boş beklemek yerine bütün etleri pişirebilirim.
Canım dur. Biraz müsaade etse bana, ben halledecektim zaten. 10 numaranın domatesli burgeri. Fırın almayı ya da fırının pişirme hızını arttırmayı planlıyorum bu arada. Hemen 11'e bir soğanlı verelim. 12 domatesli. 13 sade. ...14 soğanlı. Tuvalet kontrol. Birazını pişmiş hale getirelim. Selamlar Pesinir diyor. Hoş geldin, merhabalar. Foxaken 16. ayında. 16. ayın kutlu olsun Foxaken. Teşekkür ederim, sağ olasın. 16. ayın kutlu olsun. 15 numaraya hemen bir peynir verelim. Tuvalet gene taştı galiba. ...16'ya domates. 17'ye peynir. 18'e sade. Bugün sadece bu kadar mı müşteri gelecek ya? ...19'a soğan. Samet'in mi? Laurel'in 16. ayını kutluyor. Samet'im teşekkür ederim, kesene bereket. Evet, 20. sipariş yok galiba. Herhalde bu gelen son dalgaydı. Artık milleti yavaştan şişlemeye başlayabiliriz. VIP room'da adama balta salladım. Ne oluyor acaba yapıyor. 3 kişiler. Biri yemeğini yiyor, diğerleri nerede bilmiyorum. İkisi de sigarada. Yani sen içeride teksin babotelli. Afiyet olsun. 19 müşterinin 5'ini kestim. Hepsine servis yaptım. 3000 dolar param var. Canım azaldı. Tabii ki bir sağlık kiti alacağım hemen. Kitaba yeni bir şey yazılmış mı? Bu müessese çok tehlikeli. Polisi arayacağım. Eleştirilerimde bunlardan bahsedeceğim. İtibarın yerin dibine girecek. Emin ol. Neden ulan? Altı üstü sizi yiyorum diye bu verilecek bir tepki değil bence. Vajcip TR 12. ayında selamlar Samet'im, iyi yayınlar çeviriyorsun demiş. Vajcip çok teşekkür ederim. Sağ olasın, hoş geldin. Aa, şefin özel sunumu. Lara çok teşekkür ederim bu arada. Tekrardan 16. ayın kutlu olsun. Şefin spesiyali. Tamam, 50 dolara can yeniledim. Bir demeyeceğim 50 dolara mal oldu ama bence okey. Ekstra fırın ve ekstra modül istiyorum aslında. Daha rahat takip edebilmek için siparişleri.
Ama paramı birden harcamak istemiyorum. Ekstra fırını alalım bence. Ki eldekileri rahat pişirelim. Faturayı ödeyelim. Ve let's go. Namusumuzla yemek yapıyoruz abi şurada. Bugün özel ne var? Protestocular var sadece. Okey abi. Okey abi, sıkıntı yok. Allah'ım şükürler olsun. Tıkalı tuvalet falan yok. Bu arada zamanı azaltıp yavaşlatmak sizin elinizde. Babuşa hayır pankartı açanların içinden geçtim. Bu da peynirli çoğu. Üç numara her zaman sade ister. Ya bahşişten gelen para çok iyi değil. Böyle bir hani 2x falan istiyorum satış eventinde ama 4 numara ne istemiş? Soğanlı istemiş. Oğlum birbirinizi dövüp kim vur diye götürmeyin. Bak. Gene. İki numara bir dört numaraya çapıldığa gömdü. Koaksin, bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Umarım bir ara öğrenirim. Umarım bir ara ben de öğrenirim kanka. Hemen geliyor domatesli. Adam sipariş verir vermez çatırt diye hazırlıyorum aslında. Müşteriyi soymasaydınız. 6'daki sade istiyor ve bir yerde bir kere buradan. Efendim, anonimden Line of Bosporus abonelik hediyesi var. Teşekkür ediyorum. Yedideki arkadaş soğanlı istemiş. Buyurun. Eğer buraya kadar adam sağ kalmayı başarırsa zaten hamburgerini arkadaşlar, bu arada ünlem kick yazıp kick'e bir takip atmayı unutmayın lütfen. Normalde full kick'te yayındayız. Bugün sunucuyla alakalı bir aksaklık olduğu için, sunucu değil de galiba internet sağlayıcılarıyla alakalı bir durum var. Agalar yayını seyredemiyordu. Buraya geldik. Koaksim, Ghost of Tsushima var dostum. Tsushima. Hikayeli oyun olarak. Yayınlarda oynadık, başladık. Dilersen YouTube kanalından göz atabilirsin. Henüz ilk bölümü gelmedi ama galiba. Hop hop. Bugün fazla event olmaması iyi. Elimdeki etleri pişirebiliyorum çünkü. Elimdeki etleri pişirmek neden önemli? Hiçbir şeye gerek kalmadan tık diye ürünü yapıp koyabileceğim çünkü. Elimdekileri pişirmiş halde tutarsam. Gladiator Victory 29. ayında. Selamlar babuşi oyunlar demiş. Teşekkür ederim. Gladiator Victory. İyi oyunlar dileğin için çok çok sağ ol. Hoş geldin. Tsushima. Tsushima. Tamam. Okey.
Şimdi bir yandan et pişerken bir yandan şuradaki arkadaşlardan kurtulalım. Modül sayısını da artı bir arttıracağım bu arada. Bir dalda mı geldi protestocu? Ben bu arada bugün de fırsattan istifade bayağı bir köfte pişirdim. Altı ne diyor? Peynirli alayım diyor. 17 ne diyor? 17 de peynirli alayım diyor. 18 domatesli istiyor. 'Rahat rahat yemeklerini yerken diğerleri bir tur daha bitsin. Şimdi protestoculara yakalanmadan adam şişlemeye çalışabilirim. 65 parça eti pişirmişim. Dışarıda bir yerde öldürüp adamları şey yapmayayım da. Bak şu Mikenyalı ölmüyor. O yüzden şu protestocuyu öldürmeyi deneyeceğim. Ya da vazgeçtim. Aa, protestocu polis çağırdı galiba. Evet, sanırım adam tam olarak kapıdan çıkmadan sanki bir gizlilik oyunu oynuyormuş gibi arkadan şişlememek lazımdı onu. Bir parça polis ilgisi var üzerimizde. Olsun, önemli değil. Faturamı ödeyeyim. Polis ilgisini azaltayım. Alışverişimi yaptıktan sonra bir tane de modül alacak param kalırsa ne ala. Her şeyi çok rahat hazırlarım çünkü böylelikle. Aa, tamam, tertemiz. Ama hadi para edecek bir event gelsin ya. Rehber değil, mutfak. Ekstra modül. 44 dolarım kaldı bak, her şeyi harcadım. Light Voids 38. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın, hoş geldin. Selamlar gentlemen, iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olasın, sen nasılsın? Hoş geldin yayına. Şöyle bir kameramı kapatayım. Teşekkür ederim, saatler olsun dileğin için, sağ olasın. Bütün paramı harcadım bu arada. Umarım yarın benim için verimli bir gün olur. Yani bu yeni günde şey eventinin gelmesi lazım. Oh, çok güzel. Hamburgerler için iki kat ödeme. Abi en sevdiğim gün diyebilirim. Ve yeni et pişirmeyeceğim bile. Bütün gün mutfaktayım abi. Hiçbir şeye dokunmayacağım. Etimi pişireceğim, depoya koyacağım. Siparişe bakacağım. Bugün verimli çalışırsak çok çok güzel paralar kazanırız. Ki modül sayısını falan da arttırdım. Teşekkür ederim valla. Light Voice nasıl olayım? Çok şükür.
Aynı düzen devam. Arkadaşlar ben her gün yayındayım bu arada, bilginiz olsun. Platform değiştirdik. Genelde Kick'te yayın açıyorum. Bugün Kick'le alakalı bir sıkıntı olduğundan dolayı yayını Twitch'e taşıdım. Hem de sizlerle bir selamlaşmak, konuşmak istedim. Ki bugünkü gördüğüm ilgiden memnun kaldım açıkçası. Yani şu şekilde olabilir ilerleyen zamanlarda. Sabahları ya da müsait olduğumuz vakitlerde Twitch'te, kalan sürede Kick'te gibi bir şeyler olabilir. Çünkü bugün gösterdiğiniz ilgi açıkçası benim hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum dostlar. Yani ihtiyar kulunun unutulmadığını bilmek güzel. İhtiyar kurtum aşkım. Roosevelt 16. kutlu olsun, hoş geldin. Kick'e bir takibinizi alırım dostlar. Kick'ten bir takip ederseniz 10 numara olur. Direnci değilim ama bir takibinizi alırım. Ya Roosevelt, bugün Kick'le alakalı bir sorun var. Sorunun sebebini ben de anlayamadım. İnsanlar yayını izleyemiyor. Özellikle bazı internet sağlayıcılarından hizmet alanlar. Ben de agalar izleyemiyorsa bari Twitch'e geçeyim. Biraz dedim eski topraklarla takılayım. Eski topraklar çoğu. Tam şu kapının önünde bekleyeceğim ki gelişine çakayım elemanı. Ya bugün 2x ödeme alacağım. Birbirinizi soymayın be abi. On diyor ki bana domatesli yap. Yapam abime. Gene soyuldu birileri. Kamerayı açarız efendim. Ya Roosevelt diyorum ya, böyle bazı sağlayıcılarda bir sorun var. İnsanlar izleyemiyor dediğim gibi. İzleyemediği için kapattım, Kick'te açtım. Twitch'te açtım. Ya o benim ağzım takılacak, siz bana bakmayın. Normalde acaba YouTube'da mı açsam diye düşündüm de. İyiyim, teşekkür ederim. Sevgili Osan CEO, sağ olasın, sen nasılsın? Bu 12'nin... 11'inki sade. Bu arada bakmayın ha, Godlike Burger'da bayağı ilerlettik sistemi. 13'e domates. 14'e sade. 15'e soğanlı. 78 parça pişmiş köftem var. Ya sevgili Roosevelt, her zamanki şeyler ya. Twitch'le alakalı bir sıkıntımız yok. Burada bizim, orada bizim abi. Altıya hemen peynirli. Ah be abi, iki kişi daha sipariş verecek sadece. Bir türlü 20'yi bulamadık ha. Yo, geldi geldi. Bu sefer 20'yi bulduk galiba. ...17'ye de peynir. 18 sade.
19 domatesli istedi. Bir 20 soğanlı istedi. Şimdi bunları yerken bir tur daha pişiririm. Maalesef efendim bu oyunu arkadaşlarınızla online oynayamıyorsunuz. Single player bir oyun kendisi. Kimseyi şişlememe gerek yok bu arada. Hala hazırda pişmiş 20 köftem var. Biraz sistem upgrade'leriz. Bu arada bunlar daha yiyor ya. Bir dörtlü daha pişer burada. Bir dörtlü daha pişer. Bir dört köfte daha atarız. Abi hırsız eventinin olduğu el para kasabileceğiniz en güzel el. Zira bak 44 dolarım vardı sadece. 1916 dolarım oldu. Bir tur daha pişer bu arada. Bunlar bizim köftelerden birini çaldığı an başımız ağrıyor. O yüzden çaldırmayalım. Aynen sevgili Giray, yani 2000 dolar kastık. Çok güzel bir rakam, çok güzel bir meblağ. Yok tamam, kalanlarını bugün pişirmeyeceğim. Hatta ve hatta hırsızı erken postalayıp... Kanan adamların canını alabilirim. 5 kişiler ama. Hepsi aynı anda dışarı çıkıyor. Yok ya, kimseyi vurmayacağım. Bak 1664 dolar burgerden kazandık. 208 dolar da bahşişten aldık. Eksik malzemeleri tamamlama zamanı. Bir iki günlük falan da malzeme alabilirim esasında. Ama şu anlık gerek yok. Peki parayı nereye harcayalım? Ekstra modülümüz var. Fırının pişirme hızını alamıyoruz. Derin dondurucu. Şef öldükten sonra biraz et saklar diyor. Et saklamaya gerek yok. Aslında bakarsanız... baltanın vuruş gücü falan iyi olabilir belki. Tüm tuzakları uzaktan etkinleştirme muhabbeti. O da bayağı iyi olur aslında. Burger yapan kişiye söyle satırını mutfakta sallasın, yemek odasında değil. Durmazsa polisi arayacağım, yeter. Biraz içerlemiş. Kimseyi de kovalamadım halbuki. Age of History için videosu. Bakmadım Ozan'ım ya. Çıktığı zaman şey yaparız artık. Haydi abi, yeni bir gün. Ne var bugün özel? Eleştirmen ziyareti 16. gün. Abi et kasmak için kullanabilirim bugün ama yani et kasmalık bir durum yok ortalıkta. Zira para lazım. Olmadı kimse gelmeyecek bugün yani. Satış yaptıktan sonra adamı kovalayıp kesebilirim. Bakın bu arada bütün etleri pişirdiğim için tertemiz. Ve
Bugün sadece birbirleriyle uğraşacaklar. Sanırım az önce 4 numaraya hazırladık ama adam başkasını soyup kaçtı. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ha, sen yemeğini yedin. Nereye gidiyorsun mesela? Tuvaletteki arkadaşı da bir indirelim. Bunlar parasını aldığım müşteriler. Abime afiyet olsun. Diğerini de hamburgere katık ettik. Bu şey yapacak. Başımı belaya sokacak. Keşke sıvı sabun upgrade'ini falan alsaydım var ya. Biraz şüphelenecek ama geçti, tamam. Altıya soğanlı. 7'ye domatesli. 8'e domatesli. 9 normal. 10 normal. 10 normal. Aynen öyle. Müşterileri müşterilere yediriyoruz. Yani. Afiyet olsun. Bakın dikkat edin, prensipli adamım. Sadece parasını ödeyip yemeğini bitiren müşterileri kesiyorum. Kesinlikle bu arada sıvı sabun upgrade'ini alacağım ki el altından rahat iş yürütebileyim. 11 peynirli. 12 domatesli. 13 sade. 10 buyu çoğu kez bitirdik bu arada. O yüzden tekrardan 10 buyla alakalı bir seri olmaz. Teşekkür ederim ilgin için, sağ olasın. Efendim bebeğim? Hoş. Aşkım 10 buyu daha kaç kez bitirem? On beş numara peynirli. Şimdi yiyenlerden bazılarını şey yapalım. Sen yedin yemeğini. Afiyet olsun. On beş numaranın da siparişini verelim hemen. Aa evet. Reels videosu deyince Instagram'a bir Reels paylaşmak lazım. Onu yemek arası verdiğim bir ara sallarım bir tane. Yine kimi soydunuz lan? Şu arka ikili sigara içiyor. İkisini aynı anda biçebilir miyim acaba? Oha! Arka üçlü sigara içiyor. Oğlum bu nasıl bir alan lan? Kardeş, dumana boğdunuz ortalığı. 16 domatesli. 17 sade. 'Sen yedin mi yemeğini ya da sipariş ettin mi?
Evet arkadaşlar artık yayınlar sadece Kick'te. Ara sıra Twitch'te açıyoruz. ...18 soğanlı. 15. Bu 17. 18. 19'a peynir istenmiş. 20 olsaydı ona da peynir istenirdi muhtemelen. Şunların birbirini dövmesi yüzünden o kadar çok para kaybediyorum ki. 18 daha yemeğini yemedi. 16 daha alıp yemedi. Yemeği alıp yiyenleri bıçaklamak lazım. Tamam şu dördünü artık bıçaklarız ya. Normalde bir gün içerisinde gelen sipariş sayısı 20 dostlar ama bunlar birbirlerini öyle bir dövüyorlar ki. Afiyet olsun. Nereye gidiyorsunuz? İkiniz de mi VIP room'a? Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar abi. İkisi aynı yerdeyken dalamam onlara. 7 bahşişini de bıraktı. Nereye gidiyorsun? Tuvalete gelen var mı aranızda? Sinsi sinsi bekliyorum. Biri evine dönecek. Şu da evine dönüyor. Ya Allah'tan kaçmadı var ya. 18 müşteriye servis yapmışım. 9'unu zaten ekmek arası katık etmişim. İşte ona para biriktiriyorum Ozan'ım. Böyle trapleri falan aktif edip çalıştırmak için para lazım. Onun için eşek gibi çalışıyoruz. Traplerde şey var zaten hani otomatik aktif edilme durumu falan var. Kiramı falan düzenli olarak ödüyorum. Şefe ekstra can. Aa ya da sıvı sabun. Sıvı sabunla mı şey yapsak? Traplerle mi halletsek? Mesela biri arkaya sigaraya çıktığında çat diye. Bak mesela bunda hareket şey ceset kaldır var. Hareket sensörü var. Bekleme süresini ve hasarı fulle. Uzaktan kumanda upgrade olmadan bu otomatik ateş etmeyecek mi mesela? Ama hareket sensörü var abi. Var mı yeterince yemeğim? Var. Dur bakalım hareket sensörü falan aldık. Acaba bir iş yapacak mı? Oo, hem protestocu var hem şey var abi. Hem protestocu var hem hırsız var. Bu her bizi iyice zorlayacak. Şöyle düşünelim 2x kazanacağız. Ve bakalım tuzaklar nasıl işe yarıyor onu göreceğiz. Bak hareket sensörüm falan var. Yok otomatik çalışmıyor. Bizim uzaktan kumanda falan almamız lazım galiba. 3'e soğan. 4'e peynir. 5'e soğan.
Hareket sensörünü açtım oğlum. Ya iki kişi aynı anda falan girerse böyle? Protestocu oraya uğramıyor. Biz 2x paramıza bakalım ya. Bir de hırsız olmasa daha rahat edeceğim de. Aa dur, 7 numaranın siparişi hazırlama abi. 7 numara bizlere ömür çünkü. Aa, hepsine böyle hareket sensörü açacağız. 8 peynirli. 9 da peynirli. Ziyaretçiler birbirine arkeo çekiyor. On domatesli. İç kardeşim sigaranı, iç iç. Birazdan içtiğin son sigara olacak o. Aşkım hepsini pişirdim. Ama sistemi de otomatikleştirdim. Şimdi şöyle yavrum. Bütün tuzakları, hareket sensörlü tuzakları aktif edersem şayet, gelenlerin yarısı sağ çıkamayacak dükkana. Özellikle satıştan sonra sigaraya giderlerse naneyi yediler. Ama dur. Sen benim tribimin önünde duruyorsun kral. Oradan bir ikile. Adam tuzağın önünde duruyor yani. Bir bakacak haneden, lan herif ortadan kayboldu. Gerçi adamın ifadesine güvenirler mi onu bilmiyorum dostlar. Yani ifadesine güvenilir miden kastım şu. Vuruyor ve anında cesedi ortadan kaldırıyor ya. Vurup cesedi ortadan kaldırdığı için bir şey değişir mi onu bilmiyorum. Yani kanıt yok mu sayar oyun? Yoksa başka bir şey mi olur? Hiç kestiremiyorum. Hani adam vuruldu. Protestocu bunu gördü. O senaryodan bahsediyorum bu arada. Adamın vurulup anında şey yaptığını. Aha da bak bu olay. Eyvah amık. Eyvah amık. Dostlar çarşı pazar çok karıştı. Çarşı pazar karıştı biraderim. Hayatım polis gelecek. Lan dur. Mikanyalı'dan kaçışım yok. Buraya gel, buraya gel, uç. Abi hırsız da geldi. Aman abi, aman abi, aman abi. Tek vuruşluk canım var. Birader saçını başını sikerim seni. Naneyi yedik bu arada biliyorsunuz değil mi? Birazdan polis gelir dükkana. Abi hayır. Dur dur dur. Eleman bir daha mı et çaldı? Yerde ceset var galiba. Abi hırsız gelmesini geçtim. Yerde ceset var. Eyvah. Şuradaki cesedi gördüler. Polis devriyesi geldi. 5 yıldızla aranıyorum. Malzemeler dolaba. Babuş kaçışta. 3 tane polis memuru var abi şu an. Eyvah. Ben nereden kaçacağım? Aşkım onların daşağı daha büyük, sana bir şey diyeyim mi? Siktir git şu tuvaletten.
Saklanıyorum, saklanıyorum şu an. Çarşı pazar karıştı biraderim. Siktir git. İçeri gelme ne olur. Ne olur buradaki tuvalete girme. 4 tane falan polis var. Ve sürekli benden köfte çalıyor adam. Ben buradan kaçıp gidemediğim için... Aha geliyor, vallahi geliyor. Memur bey açıklayabilirim. Dutch Shami! Yedirdiler. Yedirdiler abi. O baltaya var ya böyle bir tık daha upgrade bassam ben gelen polisleri de deşeceğim de... Sikillik. Demek ki neymiş? Uzakları erken vadede aktif etmemek gerekiyor. Abi götümü başımı yanlış yere diktin abi. Evet sevgili dostlar. Sıfırdan başlamaktan korkmayın. Ben sıfırlandım abi. Ama sıfırlandım ama şöyle bir durum var. Mesela yaptığım upgrade'ler boşa gitmedi. Dolayısıyla o son 2000 doları hiç etmem harici pek bir şey olmadı. Ne yapacağız? Daha dayanıklı bir şekilde oynamaya çalışacağız. Ve hareketli sensör hala mesela onun upgrade'i kaldı mı? Upgrade'ler kalıyor. Tamam. Abi o sensörü protestocuların olduğu zaman kullanmayacağız. Onu anladım efendim. Çok teşekkür ederim o sensör. Sevgimiz karşılıklı dostum. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Gutlike Burger'den bu videoluk bu kadar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.